Merhabalar, hayırlı akşamlar, bir kez daha hayırlı Ramazanlar. Kanal 42 TV'nin kıymetli izleyicileri. Mubaş Metal'in katkılarıyla hazırladığımız Ramazan Geceleri programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz bir kez daha. Yeryüzüne yaratılmış en özel olan insan, insana bahşedilen en mübarek olanlardan zaman. Zamanın içerisinde yine anılmaya değer, yaşanmaya değer olan ay Ramazan. Vesilesiyle gerçekleştirdiğimiz Ramazan Geceleri programımıza bir kez daha o güzel gözlerinizle, o güzel gönüllerinizle güzellik, iyilik, sağlık, sıhhat, afiyet ve bereket getirdiniz. İyi ki oradasınız, iyi ki bizimlesiniz efendim. Sizler orada hazırsanız eğer o güzel gözlerinizle, o güzel gönüllerinizle bizlerle bir kez daha birlikte olmaya çok kıymetli bir konuğumuz var şimdi yanımızda. Az önce dinlediğimiz o kıymetli eserde olduğu gibi Sultan Alparslan Han'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e tüm aziz şehitlerimize kadar hakları ödenmeyecek olanlar adına konuğumuz var bugün. Kanlarıyla, canlarıyla bu vatana kendilerini feda etmiş olanların anısına konuğumuz var bugün. Yaralarıyla, acılarıyla hala bu vatana yarenlik eden, vatanını seven aşıkların adına konuğumuz var. Vatan sevdalıları ve onların yakınları adına, yani hepimiz adına konuğumuz var bu akşam bu güzel ekranlarda. Öyle ki anarken, sunarken, onları anlatmaya çalışırken bir kez daha yüreğimiz hem aynı onur ve coşkuyla sizlere doğru ilerlerken, sizlere doğru seslenirken biraz da acılarımızı, biraz da yaralarımızı ve hiç bitmeyen, hiç değişmeyen bu vatanın birlik ve beraberliğini, bu milletin, bu aziz devletin bağımsızlığını konuşacağız bu akşam. Efendim, uzun sözün kısası, kıymetli konuğumuza hep birlikte merhaba diyelim. O zaman hep birlikte anlayalım bu akşamın değerini ve kıymetini. Konuğumuz Türkiye Harp Mağlulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Genel Başkanımız Sayın Mustafa Işık Beyefendi. Sayın Başkanım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Babasız iftarını açan şehit çocuklarına, evlatsız iftar yapan şehit anne ve babalarına, gündüz eşini toprağa vermiş, akşam iftarını açan şehit eşlerine, bu vatanı cephede bekleyen tüm emniyet güçlerimize öncelikle sizlerin huzurunda selam olsun. Aziz şehitlerimizin ruhları şad olsun. Teşekkür ederiz efendim. Evet, ruhları şad, mekanları cennet olsun. Amin. İnşallah nasibimiz onlarla cennette kavuşmak olsun. Onların duaları, bereketleri, onların varlıkları her daim bizimle. Onların bizimle birlikte olduklarını, öyle olmadıklarını biliyoruz ama onların özlemleri, onların hasretleri, onlara duyduğumuz o yürek sızıntısı da bir türlü geçmek bilmiyor. Bunun adına çok çok öncesinde anlam kazanmış bir dernek, sizin derneğiniz, bunu konuşacağız ama sizinle birlikte kıymetli gençlerimiz var. Bu vatanı emanet ettiklerimiz, edeceklerimiz var. Hep birlikte onlara bir merhaba diyelim. Grup Sadakat bu akşam yine bizlerle efendim. Solistimiz sevgili Ali Rıza Aka, ut ve vokalde sevgili Yasir Ahmet Erkuş, neyde sevgili Enes Müslümoğlu, gitarda sevgili Selman Gürbüz bizimle. Bir kez daha hoş geldiniz. Şerefler verdiniz. Güzel akşamda yine güzel bir parçayla hem gönüllerimize gümbür gümbür ses getiren, hem dünden bugüne zaferlerimizi anımsatan o güzel eserle teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Evet, siz de öyle. İyi ki varsınız, varlığınız daim olsun. Öncelikle zamanın en kıymetlisi zaman diyoruz kıymetli başkanım. Hele de bu özel zamanda, mübarek Ramazan'da hem bereketlenen zaman hem de bir taraftan yetiştirmeye çalıştığımız zamanlar içerisinde. Bütün bunların arasında biz biliyoruz ki çok yoğundunuz. Konya ziyaretiniz vardı. Konya ile birlikte ilçelerimiz, bölgemiz ziyaret içerisindeydi. Büyükten küçüğe herkese birlikte olmaya özen gösterdiniz bu zamanda.
bize zaman ayırdığınız için hem Kanal 42 ailesi adına çok teşekkür ediyoruz, hem de izleyicilerimiz adına çok teşekkür ediyoruz. Ben de bütün şehit ailelerim ve gazilerim adına bizlere bu imkanı sunup hem derneğimizi tanıtmak hem de onların sesini sizin huzurunuzda dile getirmek adına söz verdiğiniz için biz teşekkür ederiz. Ne demek? Başımız üstüne her daim. Şimdi tabii ki her yayınımızda tatlı heyecanlarımız oluyor. Konuklarımızın bize yansıttığı, izleyicilerimizin bize yansıttığı ve olmazsa olmazımız bu tatlı heyecanlarla birlikte bugün biraz da böyle hem dediğim gibi yüreğimizi belki sızlatacak ama onurla daha çok omuzlarımızı yükselten bir heyecanla birlikte gerçekleştireceğiz inşallah bu programı. Çünkü onlar bize onurla teslim ettiler bu vatanı. Onurla başlarını verdiler. Onunla, onurla kanlarını, canlarını verdiler. Ya da onurla yaralarını sardılar ve yaşamlarına devam ettiler ve ediyorlar. Onlar ve yakınları. Şimdi derneğimizden bahsetmek istiyoruz. Çünkü çok kıymetli. Söylediğim gibi yıllar öncesinde akan kanların ahde vefası üzerine onlara bir nebze de olsa, bir miktar da olsa onlardan kalan bu özele, bu özene bir dönüş olsun, bir iyilik, bir güzellik, bir teşekkür olsun diye müsemma bir dernek kurulmuş efendim. Derneğimizden bahsetmek istiyoruz. Türkiye Harp Mağlulu Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneğimizin tarihçesinden başlayabilir miyiz? Tabii ki. Derneğimiz 1915 yılında Harbiye Nazırı Enver Paşa'nın talimatıyla Miralay Cevdet ve 11 arkadaşının kurmuş olduğu, o dönemki ismi Malulüni Guzata Muavenet Heyeti ismiyle, daha sonra 1983 yılında derneğimiz 2847 sayılı kanunla Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği ismini almıştır. Kamu yararına çalışan bir dernektir. 19 Eylül Gaziler Günü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü yönetmeliklerinde de ismi geçen şehit ailelerin ve gazilerin yasal tek temsilcisi olan dernektir. Genel merkezimiz Ankara'da bulunmakta. Türkiye genelinde de 51 tane şubemiz ve 45 tane temsilciliğimizle 21 binin üzerinde şehit ailesi ve gaziye hizmet eden bir dernektir. Tamamı üyelerimizin şehit ailesi ve gazilerden oluşuyor. Tüzük gereği Milli Savunma Bakanlığı'nca onaylanan tüzüğümüzde de şehit ailesi ve gazi olmayan kimse derneğe üye olarak kabul edilemiyor maalesef. Tabii biz hep şu sloganla anlatıyoruz derneğimizi. Üye sayısını artmasını istemeyen tek sivil toplum örgütü biziz. Amen. Ama maalesef bugün işte yine pençe kilit operasyonunda bir vatan evladını da bu topraklara defnettik. Üzülüyoruz ama bu coğrafyada yaşadıkça yıllarca süre gelen bu coğrafyada da şehitler ve gazilerin kanlarıyla bir parçalarıyla bu topraklar sulanmış durumda. Evet. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Amin. Yaralılarımız var. Onlara da acil şifalar diliyoruz. Ama dediğimiz gibi olmazsa olmazımız. Çünkü vatan özel bir vatan. Şimdi yeryüzü özel yaratılmış, insanoğlu özel yaratılmış. Amen. Ama biz Türkiye'ye baktığımızda, bu coğrafyaya baktığımızda gerçekten her şeyle çok özel bir lütuf, çok özel bir armağan, çok özel bir coğrafya. Şükür ki bizler de bu özel emanetin, bu özel coğrafyanın kıymeti kaderini bilen, bilmeye devam eden, dünden bugüne gözümüz ondan başka bir şey görmeyen bir topluluğuz. O nedenle dediğimiz gibi hani acılarımız bir taraftan onur vesilelerimiz, yürek yaralarımız yarenliğe vesile olan birbirimizle dertlerimizi paylaşma ya da bu toprak adına olduğu için bir taraftan hızlıca sarılmaya mukabil yaralar. İnşallah daha az olsun, hatta hiç olmasın diye temenni ederiz. Ama söylediğiniz gibi bu vatanın varlığına mukabil devam etmek durumunda kalacak. Şimdi bizi Türkiye'den neredeyse size yakın olan tüm şubelerimiz, sizinle birlikte olan tüm şubelerimiz, temsilcilerimiz ve Kanal 42 kıymetli izleyicileri izliyorlar. Kısacık tarihçemizden bahsettik ama ben birazcık da sizden de bahsetmek istiyorum. Bugün burada oluşunuzla birlikte Sayın Genel Başkanım, merkezimiz Ankara'da ama siz bu toprakların evladısınız. Evet, daha önce derneğimizin 10 yıl Konya'da şube başkanlığını yaptım. Evet. Buradaki şehit ailelerimizin ve gazilerimizin bütün sorunlarını, sıkıntılarını bildiğimiz için
Ülke genelinde bütün şubelerimizin de talebiyle 4 yıldır da derneğin Ankara'da genel başkanlığını yapmaktayım. Tabii bu topraklarda yetişmiş ve burada büyümüş birisi olarak da buradaki hem şehit ailelerimizle birlikte olduk hem de mülki amirimiz ve yerel yönetimlerin başkanlarıyla da bir araya geldik. Şehit ailelerimizin haklarıyla ilgili, onların durumlarıyla ilgili daha neler yapabiliriz diye bir istişarelerde bulunduk. Bunu her gittiğim ilde, bütün şubelerimizin olduğu ilde muhakkak valilere, belediye başkanlarına, işte ileri gelen komutanlarına hep bir araya geliyoruz. Çünkü şunu çok iyi biliyoruz ki biz acıları paylaşmaktansa, acıları birlikte yani yaşamaktansa paylaşmanın daha hafifleteceğine inanıyoruz. Evet. O yüzden de bu bizler için de çok onur verici oluyor. Tabii buraya gelmek ayrı bir bizim için bir şeref. Biz de şeref duyduk ve güzel bir nasiple nasiplendik. Bugün burada oluşunuz, yayına rast gelişiniz, dediğimiz gibi tüm yoğunluğunuza rağmen bir takım şeyleri bir tarafa bırakmak durumunda kalarak bizi kırmadınız, yayına katıldınız. Bilhassa teşekkür ediyorum. Ben kişisel olarak da çok teşekkür ediyorum. Şimdi tüm idari mülki amirlerimizle ya da yöneticilerimizle birlikte bir taraftan halkımız da aynı şekilde. Şimdi izleyicilerimiz bizimle birlikteler. Dediğimiz gibi siz bizim en hassas, en özel, en özenli yanlarımızsınız. Buradaki isim çok kapsayıcı bir isim. Yani harp mağlulu, gaziler, şehit, dul ve yetimler. Neredeyse bu bölüme dair ihtiyacı olan herkesin dahil olabileceği bir merkezimiz var. Böyle bir avantajımız var. Diğer derneklere ya da diğer oluşumlara göre baktığımız zaman da tabii bununla birlikte büyük de sorumlulukları var. Sorumluluğu da daha fazla oluyor tabii. Evet. Az önce bahsettiğiniz şube sayılarımız, temsilcilerimiz. Temsilciliklerimiz yurt dışında da var değil mi başkanım? Yurt dışında da var temsilciliklerimiz. İşte bugünkü yapmış olduğumuz görüşmelerden bir tanesinde de Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız, aynı zamanda Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanlığını da yürütmekte. Bir proje, biz de dernek olarak bir proje yapıyoruz. Bunu kendisiyle de paylaştık. Türk dünyasında ve İslam aleminde, tabii şehitlik ve gazilik sadece İslam'da ve Türklük'te olduğu için Türk dünyasında da bu şekilde Azerbaycan'da bir temsilciliğimiz var. Aynı şekilde derneğimizin Kıbrıs'ta yine birlikte hareket ettiğimiz, ortak projeler ürettiğimiz derneklerimiz var. Yani bizim dokunabildiğimiz her yüreğe, her şehit ailesine, gaziye en azından yol göstericilik anlamında bir hizmet vermek zorunluluğumuz var. Yük ağır ama mutluluğu, güzel işler yapıldıktan sonra ve onuru çok fazla. Çok. Bir dua, başka bir şey beklemiyoruz zaten. Amin. Güzel olanı, hani bazı görevler, bazı meslekler, bazı işler, bazı verilmişlikler gelir gelmez iki kanadı var. Yani hem bizim inanışımızda, yeryüzünde burada yaptığımızın bize verdiği mutluluk, onur, güç var zorluklarıyla birlikte. Hemen bunu yaparken de zaten yine inanışımıza göre ahirette, oraya gittiğimizde bizden önce gidenler adına yaptığımız küçücük şeylerin bile mutlaka karşılığının olacağını biliyoruz. Rabbimizin bunu gördüğünü ve bunun aslında bir taraftan hazır bir ödül olduğunu biliyoruz. Bu dediğiniz gibi bir avantaj. Bir de ben de bir gaziyim. Evet. Terörle mücadelede 14 yıl hizmet etmiş. O hizmet sonrasında da bir işte başımıza talihsiz bir geçmiş beklemediğimiz durumda bir terörle mücadelede yaralandım. Gazi olarak ayrıldım. İnanışımız gereği dediniz ya, işte inanışımız gereği bize niye şehitlik nasip olmadı diye kendi kendimizi çok sorguladığımız da oldu ama bir güç hiç beklemediğimiz bir anda bizleri aldı oralardan, burada şehit ailelerine ve gazilere hizmet etmek için buraya getirdi, buraya sürükledi. Yoksa biz de bilmiyorduk dernekçiliği, sivil toplum örgütü nasıl idare edilir, nasıl sorunlar çözülür, daha verimli nasıl hareket edilir, hiçbirini bilmiyorduk. Ama o inanışımız gereği bir güç bizi aldı oralardan buralara getirdi. Şimdi 14 yıldır şehit ailelerine ve gazilere hizmet ediyoruz. Ya onların evladım
deyişi bizi o kadar mutlu ediyor ki bir yurt dışında bir araştırma yapmışlar, bir anket yapmışlar. Bu ankette Türkiye'de ne olmak istersiniz diye gençlere sormuşlar. Bunu yurt dışındaki bütün ülkelerde. Verilen tek bir ortak cevap çıkmış. Türkiye'de evlat olmak isterim. Bu bizim için hakikaten çok önemli bir kavram. Yani bu vatan için evladını vermiş insanlara biz şimdi evlat olmaya çalışıyoruz. Ki evlatlık Türk ve Müslüman topluluğunda çok farklı bir ruhaniyet taşıyor. Çok farklı bir yapı. Biz çocuklarımızı yurt dışındaki gibi 18 yaşından sonra bırakıp gitmiyoruz. Yani hep bir emanet. Evet. Hala onlara ihtiyaç duyuyoruz. Yani 40 yaşına da gelse çocuğumuz, onları biz hala küçücük 5-6 yaşında çocuk gibi görüyoruz. Öyle olduğu için o en sevdiğini veya en değer verdiğini, kendine emanet edilen evladını toprağa vatanlaştırabilmek için veren şehit annelerine, babalarına da ben o evlatlık görevini yapabiliyorsam ne mutlu bana. Göz göze geldiğinizde, evlat kelimesini duyduğunuzda göz sizin gözünüzle onların gördüğü muhtemeldir ki diğer evladın gözü. Ama gönüller bir çok şükür ki. Şimdi bu derneğin kapsamı isminin büyüklüğüyle birlikte kapsama alanı da çok büyük dediğimiz gibi. Dolayısıyla amacı da çok büyük. Yani çok uzun zaman önce kurulmuş. Yenilenerek, gelişerek bugünün gerekleriyle birlikte yeni amaçlarla birlikte yürüyor. Oraya da değinmek istiyorum. Yani başta değindik tabii ki. Korumak, kollamak, elimizden geleni, gücümüzün yettiğini yapmak ama teknik olarak da amaçlarımız neler, neler yapıyoruz? Tabii ki. Şimdi öncelikle aynı kaderi paylaşmış insanları bir araya getirmek. Evet. İşte Nasreddin Hoca'nın meşhur hikayesindeki gibi bana damdan düşeni getirin demiş damdan düştüğünde. Evet. Biz keşke almayalım ama bir şehit haberi aldığımızda yanımıza şehit ailelerimizi de alıyoruz. Şehidin annesini, şehidin babasını, eğer evdeyse şehit eşlerini alıp gidiyoruz şehitlerin, şehit ailelerinin yanlarına. O zaman evet, bu da benden biri olarak bakıyor. Öncelikle bu kader arkadaşlığını, kader dostluğunu pekiştirmek onların da yaralarının hemen iyileşmesine sebep oluyor. Çünkü defin süreci bittikten sonra bir süre sonra bizler şehit ailesiyle ve gazilerle birlikte oluyoruz. Bir arada kalıyoruz. Başımıza geldiği için hem yasal düzenlemelerle ilgili özlük haklarını onlara daha iyi anlatabilmek, en hızlı şekilde elde edebilmesi için çalışmalar yapılıyor. Eksik kalan konularda işte diyoruz maalesef teknoloji sürekli gelişiyor. Ülkemizin şartları, dünya şartları gelişiyor. Bu şartlara da şehit ailelerin ve gazilerin özlük haklarını uydurabilmek için genel merkez olarak daha çok Ankara'da bu konularda gerek Türkiye Büyük Millet Meclisi ile gerek bakanlıklarla gerek Cumhurbaşkanlığı ile ortak hareket ederek şehit ailelerin ve gazilerin yasal düzenlemeleriyle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Şubelerimiz ve temsilciliklerimiz daha çok üyelerle birebir temas halindeler. Tabii ki eksiklerin olduğunu biliyoruz ama inanın ülke olarak biz diğer yurt dışındaki insanları da bildiğimiz için, şehit aileleri ve gazilerini az çok onlara tanınan hakları da bildiğimiz için çok şükür Türkiye Cumhuriyeti de şehidine ve gazisine sahip çıkıyor diyebiliriz. Evet. Tabii bu hep hakla da değil. Bu maneviyatı kazandırmak, o saygıyı da gösterebilmek, görebilmek bizler için daha önemli. İnşallah bunları da sağladık mı daha iyi yollarda ilerlemiş olacağız. İnşallah. Zaten hani mevcudiyetimiz, varlığınız, onur vesilelerimiz, gazilerimiz, şehitlerimiz ve onların yakınları hassasiyetimiz de arttı diye düşünüyorum kıymetli başkanım. Yani dediğiniz gibi teknolojinin getirdikleriyle aslında bir taraftan da
avantaja dönüştü bu. Çünkü birbirimize ulaşmanın kolaylığı, paylaşımların kolaylığı, maddi manevi desteklerin kolaylığı bir taraftan da avantaj olarak size de gelmiş olsa gerek. Tabii ki yani şimdi birlikte çalıştığı veya daha önce görev yaptığı gazi olan aynı hastanede tedavi olduğu arkadaşını bulabilmek için teknoloji çok büyük kolaylıklar sağlıyor. Veya işte derneklerimiz orada devreye giriyor. Hiç tanımadığı bir ilden bir asker arkadaşının daha önce yaralanıp gittiğini ve kendisinin daha sonra tezkere aldığını, bulabilir miyim, ulaşabilir miyim dediğini, hatta Konya'da geçtiğimiz ayda ta 1916 veya 18'li yıllarda işte o dönem burada askerliğini yaparken hayatını kaybeden bir ailenin çocuklarını, bir şehidimizin çocukları geldi, babasını yıllar sonra burada mezarını bulabildi. Yani bunlar hepimiz için tabii teknolojinin artısı bu. Kötüye kullanmadıktan sonra. İşte bu durumlarda da iyi ki var diyebildiğimiz şeyler. Kesinlikle. Bu bilinçte biz ilk başlarda yani 2005 yılında ben razı oldum. Bir duyarsızlık mı var? Acaba şehit ailelerine, şehitlere, gazilere karşı bir bilinç eksikliği mi var diye düşünüyorduk ama gerek biz yaptığımız projelerde ve yaşanan o malum o kalkışma sonrasında da yok dedik ya, yani evet bu milletin bağrında böyle bir güç var. O maneviyat var çok şükür. Gençlerimiz de bu bilinçte. Biz de en son yapmış olduğumuz projelerden birisi de daha ne verebiliriz bu ülkeye, bu milleteydi. Türkiye genelinde bütün şubelerimiz okul okul gezerek şehit ailelerimiz ve gazilerimizle öğrencilerimizi buluşturuyoruz. O milli bilinci verebilmek adına çünkü hep şehit ve gazi işte haberlerde duyduğu sadece ama görsel, nedir? Ne yaşanıyor? Bilmediği bir ortamlarda onları öğrencilere anlatmak. Ben çok inandığım bir durum budur. Şehitlerimizin neyin uğrunda şehit olduklarını bilirsek, biz yaşayanlar da o uğurda yaşamlarımızı sürdürürsek, bizim onlara da bakacak bir yüzümüz olur. Karşılıklı helalleşme şansımız olacak. Kesinlikle. Buradayken. Örneğin bugün hem izleyicilerimizle birlikte canlı canlı burada beyefendiler de sizi dinliyorlar. Tıpkı o okulda yaptığınız karşılıklı sohbetler, o bilinç, farkındalık ya da idrak açılmasını sağlamak gibi. Evet, şehit. Çok kıymetli. Sadece kelimeyi duyduğumuzda bile tüylerimizin ürperdiği. Hem dediğimiz gibi yürek yangınımız hem de hayranlığımızdır o makam bizim. Bir taraftan büyürken büyütürken biz ayaklarımıza bebeklerimizi aldığımızda ninnilerimiz öyle değil midir başkanım? Onun üzerine değil midir? Annelerimiz en kıymetlisini büyütürken, nenelerimiz, dedelerimiz en kıymetlisine bakarken, evladına, torununa bakarken duası bunun üzerinedir. Hala böyledir. Umudu bunun üzerinedir. Dünya ahiret kazanç üzerine ya şehitlik ya bu vatan için her neyse bunun üzerinedir. Ama tabii ki işte bu teknoloji dünyasının getirdiği eksilere bakarsak telaşı da çok yüksek oldu. Çocuklarımızın da telaşı çok yüksek. Evet. Genç neslin de telaşı. Bu yüzden belki duysallıkları eksiliyor, eksik kalabiliyor ama işte sizin çabalarınızla da bunlar tamamlanmış oluyor. Onlara dokunmak en güzeli. En güzeli. Kesinlikle. Burada da yapmış olduğumuz faaliyetler şuydu. Öncelikle şehidimizin ve gazimizin çocuklarının eğitimiydi benim için çok önemli. Onların eğitimini güzel bir eğitim alarak bu memleket için, bu millet için iyi bir yerlerde, iyi bir işle uğraşıp. Hepimize emanet o çocuklar. Kesinlikle. Başta siz bilen birinci el, ağabey, amca, baba, her neyse kıymetlisi o babanın, o atanın kardeşi olarak önce size, sonra hemen sizin duyurduğunuz bizlerin yükümlülüğü. Çok güzel geri dönüşümlerimiz oldu. O kadar mutluluk vericiydi ki. Yani şimdi doktorlarımız var, şehit çocuklarımızdan, avukatlarımız var.
vatana, millete. Çünkü bu memlekette şehit çocuğundan ve gazi çocuğundan asla zarar gelmez. Bunlar bizi mutlu ediyordu. Mutlu da etti. Bu işte bir gönüllülük işi, bir gönül işi. Sivil toplum örgütü olarak değil de bizimki daha çok gönüllülük işi. El uzattığımız işte iftarını babasız açan çocuklardı. El uzattığımız o şehit anneleri, babalarıydı, eşleriydi, gazilerdi. Mutluluk verici. Yani onun hazzı, aldığımız o manevi sevinç zaten hiç bir şekilde anlatılamaz. Evet, millet olarak kocaman bir aileyiz. Milyonlarca kişi olarak. Dediğiniz gibi en ufacık bir sıkıntıda biz kocaman bir aile olduğumuz, hala bir ve beraber olduğumuzu, gerektiğinde bu vatan için yine herkesin canını, kanını o anda verebileceğini bir kez daha gördük istemesek de. Ama siz bir de özel bir ailesiniz. Birbirinizi daha kolay anlayabilen, daha hızlı anlayabilen, daha özden, daha gönülden anlayabilen, daha ayrı bir sevdayla, daha ayrı bir yarayla anlayabilensiniz. Bizlere aktarma vesileniz sizin gibi sivil toplum kuruluşlarımız, ama bir taraftan da hepimize çok büyük görevler düşüyor. Örneğin medya olarak bizlere, kişi olarak, birey olarak, tüm bu millette, bu ülkede, bu devlette yaşayan, bence sadece bu ülkenin insanı değil, dışarıdan gelen de, bizlerle birlikte yaşayan herkese de ayrı bir yükümlülük. Sonuçta onlar da bizimle ortak alanı paylaşıyorlar. Bununla birlikte bir de bizim gibi kuruluşların özel ve özenini gerekiyor. Bu konuda ben şimdi peşinen sizi bulmuşken, sizin nezdinizde, sizinle birlikte efendim tüm o gönlü güzellere, tüm ailelere, tüm evlatlarımıza her zaman baş tacınızsınız. Unutmadan söyleyeyim. Yine böyle yapabileceğimiz bir şey olursa, anlatmak, aktarmak istediğiniz zamanlarda biz koşar geliriz. Bizim de gücümüz buna yeter. O sevdaya, o aşka, bu toprağa olan inanca biz de bir nebze ne katabilirsek her daim biz de yanınızdayız. Bunu hem Kanal 42 ailesine hem de bireysel olarak kendi adıma söz verebiliyorum onurla ve mutlulukla. Bizim de dilimiz oluyorsunuz. Burada bizi buraya çağırarak, konuk olarak. Biz geçtiğimiz 18 Mart'ta bir farkındalık oluşturmak adına bir proje geliştirdik. Bir evet. Kamu spotu da yaptık aynı zamanda. Şehitlerimizin emaneti şerefimizdir diye. Yani buna işte en güzel örnek bizi buraya davet etmeniz. Bizler o şehitlerin emanetlerine şerefimiz gibi davranıp sahip çıkarsak zaten gereğini hepsini yerine getirmiş gerçekten oluruz. Aynen, sadece bu kadar. Birbirimize aktardığımız şeye gerçekten hakkaniyetle sahip çıkıp ve her şeyin bize emanet olduğunu, tıpkı bugün yaşadığımız şu anın emanet olduğu, şu nefesin emanet olduğu gibi o arkada kalanların da emanet olduğunu unutmamak yeterli olacaktır. Tabii ki hepimiz kendi şartlarımızda zorluklar yaşıyoruz. Kendi şartlarımızda yaşam mücadelesi içerisindeyiz. Tüm dünya öyle. İşte sağlık sorunları yaşadık, yaşamlar kaybedildi. Evet. Başka dertler, ama aslında bir taraftan o da işte kaybedilen canların ne kadar kıymetli olduğunu ya da yaralanan o canların ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha ünlem işaretiyle bize anlatmalıydı. Umarım anlatmıştır. Biz gerçi kamera arkasında dostlarla, şimdi bizlerle birlikte olan dostlarımızla da böyle birbirimize serzenişte bulunuyoruz. İnsan diyoruz çabuk unutuyor. Biz de unutuveriyoruz. İşte bir pandemi geçti geçiyor derken oradaki kayıplarımızı unutuverdik. Yüzyıllardır bu topraklarda bize emanet olmuş bu toprakların bazen kutsi yanlarını unutabiliyoruz. Bazen sizleri unutabiliyoruz. O yüzden sizin nezdinizde affola diyoruz. Unutmamak üzere yolumuza devam edelim istiyoruz efendim. Şimdi genel olarak faaliyetlerden bahsediyoruz. Çok özel projeleriniz, çok kıymetli, çok değerli faaliyetleriniz yıl içerisine yayılmış özel anlara, özel günlere olmakla birlikte an ve an gelişen ve çoğalan çalışmalarınız var. Ama bununla birlikte bu aya özel de, Ramazan ayı da sizin için de çok ayrı özel. Çünkü sizin varlığınızla bugün buraları sağlıkla yaşayabiliyorsak, sizin vesilelerinizle birlikte olma şansına sahip oluyorsak, Ramazan'ın bereketini paylaşabiliyorsak, en büyük parçalardan, paydalardan biri sizin. Siz de bunu en güzel yaşayanlardansınız efendim. Kesinlikle. Tabii biz hoş geldin şehri Ramazan dediği zaman insanların çocukluğumuzdan büyüklüğüne kadar bir heyecan, bir sevinç, bir mutluluktur Ramazan ayı bizim için. Son dönemlerde de şehit ailelerimizle, gazilerimizle inanın
Tabii pandemi sadece bize bir iki yıllık bir ara verdi. Şimdi inşallah daha sıkı kaynaşır Türk insanı. Birlikte olur daha çok. İlk bütün illerde, bütün şubelerimizde bakıyorum. Mülki amirler, işte yerel yönetimlerden sorumlu başkanlar ilk olarak şehit ailelerimizle, gazilerimizle iftar açıyor. Evet diyoruz, unutulmadık. Evet. Çünkü unutulmamak çok önemli insanlar için. Bayramlarda bir işte emniyet gücünün veya işte bir mülki amirin gelip kapını açıp bir şehit ailesini, bir gazi bayram ziyaretinde bulunması. Bir gün çat kapı iftarı seninle birlikte yapacağız deyip gelmesi. Çok önemli bizler için. Bu Ramazan'da da dolu dolu bir program oluyor. Bütün şehit ailelerimizde, gazilerimizde herkes birlikte olmak istiyor. İnanın okullarımızdan teklif geliyor. Bize isim verin. Bir şehit annemizin, babamızın evine gideceğiz. İftarı hiç o ellemeyecek. Biz kendimiz hazırlayacağız. Onlara yemekler yapacağız. Evini temizleyeceğiz. Bayramı hazırlayacağız diyen okullardan talepler alıyoruz. Bu da bizim inanışımız, maneviyatımızın daha güçlü olduğunu, hala bozulmadığını ve bozulmayacağını da gösteriyor bize. Hakkaniyetli olduğumuzu gösteriyor, çok şükür. Şimdi ben bunları dinlerken ben de ayrı bir mutlu oldum. Belki sadece şu anda sizin söylevlerinizle daha özel şeyleri hatırladık. Hani genel olarak, medya olarak, basın olarak bilgiler gelir, haberleri alırız, aktarırız. İşte gücümüzün yettiği kadar, elimizden geldiği kadar, ama şimdi çok daha özel şeylerden bahsediyorsunuz. Belki bize de ulaşmayan şeyler, daha sırlı, daha özel ve herkesin özenle yaşadığı şeyler bunlar. Bu da şimdi daha kıymetli oldu bizim için. Okullar dediniz. Hani sizin ulaştığınız o okullar mı dönüş yapıyor acaba, yoksa hep var mıydı bu tür bağlantılar? Hayır, bizim ulaştığımız okullar değil. Biz şimdi tabii 4 yıldır özellikle Ankara'da ve şubelerimiz 51 ilde müthiş derecede çalışmalar yapıyor. Faaliyetlerini, bilinirliğini ve duyulurluğunu artırabilmek adına projeler geliştiriyor. İşte en son yaptığımız bu ülke genelinde bir projemiz vardı. Bu vatana can veren yiğitlerin fidanları diye bir orman projemiz oldu. Ülke genelinde her şehidimiz adına bir fidan diktik. Bir gazimiz adına. Bütün okullarla birlikte. Bu projelerle o okullar bizi duyuyor veya işte tanınırlığımız arttığı zaman onlar kendileri buluyor. Biz birlikte olduğumuz okullar değil. Aa, böyle bir okul mu varmış? Adını ilk defa duyuyoruz dediğimiz onlar okullar. Onlar da geliyorlar. Tabii. Çok güzel. Onlar doğru bir silsile oluşmuş demek ki. Dediğiniz gibi duyarlılık, o beklediğimiz acaba mı diye düşündüğümüz duyarlılığı siz yaşıyorsunuz, en canlı şahidisiniz. Mesela en son Ramazan ayında o işte birlikteliği yaşayabilmek, o kardeşliği anlatabilmek adına şubelerimizin tamamında tamamen kendi imkanlarıyla bir fon oluşturup ihtiyaç sahibi vatandaşlara bir koli yapıp üstüne işte şehit ailelerimizin ve gazilerimizin ikramıdır. Bizden bize. Bizden bize. Kesinlikle böyle bir uygulama, bir proje yaptık. Hep alan değil de, hep isteyen değil de, veren biz olmayı düşünen şehit ailelerimiz, gazilerimiz çok mutlu oldular. Birebir kendileri gidiyorlar. Hatta bazı şubelerimizde işi birazcık daha bir tık ileriye götürüp bir şehidimizden bir mektup koydular kolilerin içerisine. İşte şehidimizin ikramıdır. Bir dua edin diye. Bunlar bu vatanla, bu vatan için can verenlerle bu vatanda yaşayanların kaynaşması ve birleşmesiydi. Evet, bir Ramazan'da buna vesile oldu. Ne güzel olmuş. Söylediğiniz gibi belki bizlerin yani arada da olsa mutlaka küçük de olsa bu tür hataları oluyordur. Evet, bir sivil toplum kuruluşu ve hepimizin gönlünü
ekonomisini paylaşmayı arzu ettiği ve mümkün mertebe hiçbir şey olmasa bile işte o dertleri, o yaraları, o acıyı paylaşmayı arzu ettiği bir taraf var. Bir dev bir aile var. Bizim olan bu milletin, bu devletin, bu vatanın insanları var. Ama tabii dediğimiz gibi bazen gönüller bulanabilir. Bazen belki gönüller kendi telaşına düştüğü için unutabilir. İşte o tür zamanlara ya da o tür kişilere ya da o tür yanlış anlamalara karşılık ne güzel bir örnek olmuş bu da. Sizden gelenler tamam, amenna, başımızın üstüne. Sizin unutmamalarınız, sizin paylaşımlarınız amenna, ama biz bize de varız demek çok ayrı bir, çok, çok özel olmuş. Bunu bu toplumla yaşayabilmek, toplumun evet. içindeyiz. Aynı apartmanda bir arada yaşayan bir aileyiz. Yani evet. Öyle olunca biz de dokunabileceğimiz gönüllere dokunabilirsek ne mutlu bize. Evet, sadece canımızı paylaşmadık, sadece kanımızı paylaşmadık, sadece acılarımızı paylaşmadık. Evet, biz bugün var olan en güzel neyimiz varsa onu da paylaştık. Hep diyoruz ya, yani onlar dediniz ya, benim en büyük hayalimdi bir gazi olarak şehit olabilmek. Bu toprağın evlatları. Analar, kızlar bir şehit annesi olmak üzere yetiştirilir. Babalar bir şehit atası olmak üzere yetiştirilir. Ya da bazen kardeş bile kardeşin bu durumundan onur duyarlar. Ancak hayal ve umut ettiğimiz şey, dediğiniz gibi üye sayısı ya da artısı en az olsun diye umut ettiğimiz şey. İhtiyaç duymayalım istediğimiz şey. Şimdi kendi iç bağlantılarınıza dönmek istiyorum. Çocukların özellikle. Şimdi anneler, babalar onu çok güzel anlarlar. O yarayı, o ne kadar bu işin aşkınlığını, bunun bir sevda, bir duyarlılık olduğunu. Çocuklar arasında da özel bağlantılar kuruyor musunuz? Birbirlerini tanımaları, özel iletişime geçmeleri ya da özel bir şeyler yaşamaları adına. Tabii ki çocuklarımızın, gazi çocuklarımızın birlikte işte onları yine bu ülkede yaşayan insanların vatanı, bayrağı, inandığı kutsal değerleri yoğunlaştırdığı, birbirlerine birleştirdiği konularda işte Anıtkabir ziyaretleri yapıyoruz. Çanakkale ziyaretlerinde şehit çocuklarımızı, gazi çocuklarımızı götürüyoruz. İşte pandemi döneminde bir dönem sıkıntı oldu ama öncesinde birebir de gönüllü öğretmenlerimiz vardı. Ben şehit çocuklarına eğitim vereceğim diye. Derneklerimizi dershaneleştirdik. Birebir de öğrencilerimize, çocuklarımıza ders veren özel öğretmenlerimiz geldi. O kaynaşmada. Kimin heybesinde ne varsa. Herkes gönlünden kopanı. Yani bu gönüllülük işte getirip bizim talebimizle değil. İnanın yaptığımız şeyler tamamen yapılan projelerden sonra karşı tarafın size yaklaşım şekliyle oluyor. Kim elinden ne geliyorsa, kim gücün ne yetiyorsa. Siz ürettiğiniz, bir araya gelerek yapmayı hedeflediğiniz projelerle bir kapı açıyorsunuz. Ama bu kapıyı gören ya da bu kapıya, açılan bu kapıya gerçek gönül manasıyla bakanlar da size projelerle gelmiş oluyorlar evet. dolayısıyla. Hala yeni projeler de olabilir o zaman. Tabii mesela onları da bekleriz. Bize şehit çocuklarına ve gazi çocuklarına hızlı okuma eğitimi verelim. Kariyer belirleme seminerleri verelim. Zamanın ihtiyaçları bunlar. Kesinlikle yani çağa da ayak uydurmak en azından onun güçlü bir iş sahibi, bir meslek sahibi olabilmesi için yönlendirelim, bir kanala iletelim, itelim diye uğraşan büyük kuruluşlar var. Bunlardan da teklif geliyor bize. Böyle bir proje yapalım, bize öğrencilerden verin diye. Biz dernek olarak da bu tür projeleri açıyoruz. Herkesin tekliflerini değerlendiririz. Hem şaşırıyoruz, hem mutlu oluyoruz. Kesinlikle. Hem bir taraftan da zaten kapı açık diyoruz. Hemen o buluşmayı sağlayıveriyoruz değil mi başkanım? Şimdi burada yine bir hassasiyet, bir özen. Sizin genel başkanlığınızda tüm şube başkanlarımızın ya da temsilcilerimizin hiçbir şeyi göz ardı etmemesi gerekiyor dolayısıyla değil mi? Yani hem seslenmemiz gerektiğinde, toplumdan ihtiyacımız olduğunda, gerekli olduğunda çocuğumuz ya da ailemiz için ne gerekliyse isteyebilme gücümüzün olması. Çünkü şimdi siz benden kendi adınıza bir şey isteyemezsiniz. Mümkün değil. Ama onlar adına hiç gocunmadan, hiç çekinmeden, büyük bir sevgiyle, severek, zevkle, neyle karşılaşacağını hiç düşünmeden. Aynı şekilde şu hassasiyet de gerekli. İşte biz de kapılarınızı çaldığımızda
Onu zaten sizin nezdinizde tahmin ediyoruz. Sizin hassasiyetinizi, sizi tanıdıktan sonra, şu örnekleri gördükten sonra bizden gelenlere de sizin kapınızın açık olduğunu görmek de büyük bir şey, mutluluk. Çünkü bir taraftan da hassas bir kuruluşsunuz. Çok da dikkat de etmek gerekiyor. Yani her gelen buyursun gelsin ama çok da güzel incelemek, irdelemek, bir yoklama da gerekiyor galiba. Tabii hep, yani her teklifi de balıklama atladığımız bir durum söz konusu değil. Şehit ailelerimizin, gazilerimizin, çocuklarının, eşlerinin, anne babalarının nasıl bir tepki göstereceklerini, onların hassasiyetlerini çok iyi bildiğimiz için nasıl bir tavır sergileyeceklerini de düşünmek zorundayız. Evet. Onların da onurunu, maneviyatını korumakla mükellefiz. Öyle olduğu için de inceleyip sık dokuyoruz. Yani böyle her projeye de tamam deyip kapılarımızı açmıyor. Sadece dinliyoruz. Çünkü maneviyatını bu işin ön plana çıkaracak bütün projelerde varız. Samimi projelerde kesinlikle varız. Ama onu da artık çok güzel ayırt ediyorsunuz. Çok var. Çok net belli olabiliyor. Ama inanın ben 2005 yılında gazi oldum. O günden bugüne gelen müthiş bir bilinçlenme var halkta. Artık tanıyorlar. Sanki değil mi? Öncesinden daha iyiydi. Çok rahat ulaşabiliyorlar. İşte teknolojinin bir artısı da bu bize. Çok rahatlıkla kendisine bu konuyu istismar eden veya kendine menfaat sağlayan birinin ulaştığı an ya bu kimdir, nedir deyip araştırıyor ve bizi buluyor. Soruyor. Çok rahat bilgi alabiliyor. Ondan sonra da tepkisini veya tavrını ona göre belirleyebiliyor insanlar. Yerel yöneticilerden arayanlar oluyor. Mülki amirlerden arayan oluyor. İşte bunlar hangi amaca hizmet ediyor, ne yapıyor diye. Bizle bir alakasının olup olmadığını soruyor. Maalesef işte bu hassasiyet bazen kötüye de kullanılabiliyor. Bizlerin adını kullanarak kendilerine menfaat temin etmeye çalışanlar da olabiliyor. Bizim bir artımız da bunlara engel olmak. Evet. Çünkü böyle bir dünyadayız. Kesinlikle. Gerçekliği kaçınılmaz. İyinin kötünün bir arada, iyiliğin kötülüğün aynı anda yaşandığı bir dünyadayız. O yüzden hep böyle algılarımızın her iki anlamda da açık olması gerekiyor. Samimi gelecek insanların samimi projelerini kaybetmemek, eksik kalmamakla birlikte koruyuculukta söylediğimiz gibi. Çünkü geçtiğimiz dönem 2020 yılında bir kanun çıkardık biz. Artık şehit ve gazi ismini kullanarak dernek açmak bakanlığın iznine tabi oldu. Çünkü daha önce açılan bu tür dernekler, işte her 7 kişi bir araya gelen dernek kurabiliyor ama bu işin maneviyatını zedelemiş oluyor. Talepler farklılaşıyor. Biz kişisel menfaatlerden çok daha çok genele yayılan konularla ilgili düzenlemeler yapıyoruz ve hiçbir şekilde maddi olarak bir talepte bulunmuyoruz. Bizi en çok üzen konulardan bir tanesi de bu. Şehidin ve gazinin adını kullanıp insanlardan, kişilerden, çünkü kurumlardan çok açık. Maddi taleplerde bulunuyorlar. Ama şehit ailesi ve gazi asla hiç kimseden maddi olarak bir talepte bulunmaz. Buradan bunu ayırt etmelerini rica ederim. Kesinlikle. Eğer öyle bir talep gelirlerse kendilerine bize ulaşsınlar ki biz bunun doğru veya yanlış teyidini onlara verelim. En azından vermiş oluruz. Kıymetli Başkanım, sizin nezdinizde en kıymetlileri konuşmaya çalışıyoruz. Bu güzel zaman vesilesiyle Ramazan Geceleri programımızda. Şimdi ilk bölümümüzün sonuna geliyoruz yavaş yavaş. O süreyi tamamlıyoruz ama ikinci bölümümüz var. İkinci bölümümüzde yine hem sizinle bireysel olarak biraz Ramazan sohbetlerine doğru gideceğiz. Anılara, hatıralara, konseptimize uygun olarak sizde iz bırakan kısımlara gideceğiz. Hemen arkasından da biraz böyle şubelerimize sesleneceğiz. Onların varsa bize ulaştırmak istedikleri onlara sesleneceğiz. Onların arzularını yerine getirmeye çalışacağız. Şimdilik kısa bir ricam var. Kısa bir ara için ricam var efendim. Müsaadenizle. Evet, kıymetli izleyicilerimiz, Ramazan Geceleri programımızın ilk bölümünün yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Mubaş metal, metal kalıp ve alüminyum döküm katkılarıyla hazırlandı bu özel zaman, özel program. Efendim, kıymetli başkanımıza, yönetim kurulu başkan yardımcımıza, Muhsin Başarı Beyefendi'ye de çok çok teşekkür ederiz. Keselerine bereket dileriz. Sizlere çok teşekkür ederiz. İyi ki oradasınız, bizimlesiniz. Bu güzel zamanı en güzel zamanda değerlendirmeye çalışan, bizleri yalnız bırakmayan güzel gözler, güzel gönüller.
Kısa bir reklam arasından sonra Ramazan gecelerinde kıymetli konuğumuzla kıymetli sohbetimize devam edeceğiz. Söz şimdi Grup Sadakat'in, onlarla size kısa bir veda diyoruz. Tekrar onlarla birlikte merhaba diyeceğiz efendim. Görüşmek üzere. Baş koymuşuz biz bu sevdaya, dönmeyiz güller açmasa da, güneş doğmasa da, baş koymuşuz biz bu sevdaya. Hasretle yollarımı bekleme anne, kapı eşiklerinde ağlama anne. Hasretle yollarımı bekleme anne, kapı eşiklerinde ağlama anne. Güller açmasa da, güneş doğmasa da, baş koymuşuz biz bu sevdaya, dönmeyiz. Güller açmasa da, güneş doğmasa da, baş koymuşuz biz bu sevdaya. Bu canı Allah'a sattık. Güller açmasa da, güneş doğmasa da, baş koymuşuz biz bu sevdaya, dönmeyiz. Güller açmasa da, güneş doğmasa da, baş koymuşuz biz bu sevdaya. Hasretle yollarımı bekleme anne, kapı eşiklerinde ağlama anne. Hasretle yollarımı bekleme anne, kapı eşiklerinde ağlama anne. Güller açmasa da, güneş doğmasa da, baş koymuşuz biz bu sevdaya, dönmeyiz. Güller açmasa da, güneş doğmasa da, baş koymuşuz biz bu sevdaya. Güller açmasa da, güneş doğmasa da, baş koymuşuz biz bu sevdaya, dönmeyiz. Güller açmasa da, güneş doğmasa da, baş koymuşuz biz bu sevdaya.
kaya koysam, ben bu davadan dönmem, dönmeyeceğim. Bedenimin üstüne kaya koysam, ben bu davadan dönmem, dönmeyeceğim. Ölsem de kalsam da boyun eğmem zorbalara. Ölüm gelip çatsa da Allah birdir diyeceğim. Canımı candan alsalar, canana anlatsalar, ben bu davadan dönmem, dönmeyeceğim, dönmeyeceğim. Ölsem de kalsam da boyun eğmem zorbalara. Ölüm gelip çatsa da Allah birdir diyeceğim. Canımı candan alsalar, canana anlatsalar, ben bu davadan dönmem, dönmeyeceğim, dönmeyeceğim. Allah birdir diyeceğim. Canımı candan alsalar, canana anlatsalar, ben bu davadan dönmem, dönmeyeceğim, dönmeyeceğim. Ölsem de kalsam da boyun eğmem zorbalara. Allah birdir diyeceğim. Canımı candan alsalar, canana anlatsalar, ben bu davadan dönmem, dönmeyeceğim, dönmeyeceğim. Eyvallah. İyi ki varlarımızla bir kez daha merhaba dedik siz güzel gözlere, gönüllere. İyi ki varlarımız, Ali Rıza'mız, Yasir'imiz, Enes'imiz, Selman'ımız ve onlarla birlikte nicelerimiz, fidanlarımız, iyi ki varlar. İşte burada bulunan büyükleri ve sizler gibi bizler gönül rahatlığıyla, aynı inanışla onlara bu vatanı, bu devleti ve bu milleti emanet edebileceğiz. İyi ki varlar. Efendim, izlediğiniz üzere Ramazan gecelerinde çok kıymetli bir bölüm yaşıyoruz hep birlikte. Sizlerle paylaşıyoruz. Mubaş Metal'in katkılarıyla hazırladığımız bu bölümümüzde çok kıymetli bir konuğumuz vardı. Birinci bölümümüzde yine konuğumuz olmaya devam edecek olan kıymetli isimle birlikte ağılı aşı bal eylemek, acıları paylaşarak birbirine yarenlik eylemektir dedik ya az önce, en başta Sayın Genel Başkanımızla. İşte ağılı aşı bal eyleyen, acıları paylaşarak yaşamaya devam edenlerden bir tanesi kamera arkasında bizlerle birlikteydi. Hem Sayın Genel Başkanımızı hem de yayınımızı yalnız bırakmayanlardandı. Bölüm arasında reklamlarda bizi kırmadı. Ona da konuk etmek istediğimizde ricamıza hay hay dedi. Şimdi kıymetli iki ismimiz, iki konuğumuz oldu efendim. Bir kez daha sizlerle birlikte kendilerine merhaba demek istiyoruz. Yine ilk bölümde izlediğiniz üzere Türkiye harp mağlulü gaziler,
Şehit Dul ve Yetimler Derneği Genel Başkanımız Sayın Mustafa Işık Beyefendi tekrar konuğumuz. Bir kez daha hoş geldiniz kıymetli başkanım. Ve onunla birlikte yar olan, birbirlerine yaren olan bu yolculukta, o kan kusupta kızılcık şerbeti diyebilenlerden, teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Reşat Dal da bize katıldı. Çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Eyvallah. Hoş bulduk Sebil Hanım. Biz de Kanal 42 ailesine bu kıymetli zamanı bize ayırdıkları için çok teşekkür ediyoruz. Var olun. Eyvallah. Sizin vesileniz oldu. Bir anda oldu, oluştu. Hayalimizdi. En kısa zamanda burada Sayın Genel Başkanımı ve size dair olanları anlatabilmek, hatırlatabilmek, paylaşabilmek, bir kapı daha açabilmekti. Demek ki bu güzel geceye nasip olacakmış. Ramazan ayında Ramazan gecelerine nasip olacakmış. Bu başın katkılarına nasip olacakmış. Bir kez daha selam olsun kendilerine. Keselerine bereket diliyoruz. Bu güzel nasiple birlikte efendim. Size de tekrar hoş geldiniz derken zaten bizimle birlikteydiniz. Eyvallah. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kocaman selam ve sevgiler sizinle birlikte geldi. Şimdi sohbet arasında, reklam arasında, kamera arkasında başkanım telefonunuz zaten hiç susmuyordu. Mesajlarınız da öyle. Tüm Türkiye bizimle birlikte. İyi ki varlar, hiç eksik olmasınlar diyoruz. Tüm başkanlarımıza, şube başkanlarımıza, temsilcilerimize, üyelerimize, gönüldaşlarımıza değil mi efendim? Öyle başlayalım mı? Arada ve daha önce yayında telefon sürekli mesajlarıyla birlikte sağ olsun tüm şube başkanlarımızın, üyelerimizin dile getirmemizi istediği Ramazan'la ilgili güzel hatıralarını paylaşmak istediklerini, projelerimizle ilgili bilgilendirme yapmamızı istedikleri konuları da yazmışlar. Hepsi birlikte bizi izliyorlar. Mutlu da oldular. Derneğin genel başkanını da burada sizleri ağırlamaktan. Biz onlar adına da elimizden geldiğince o yüreğe, onların dili olabilmek bizim için her şeydir. Eyvallah. İşte en canlı örneği de birbirinizin hemen yanında yandaş olmanız, kalpteş olmanız, sevdadaş olmanız, bu ülkenin vatan sevdalısı olmanız. Evet, zor yükümlülükler paylaşıyorsunuz ama iyi ki birbirinize de varsınız diyoruz ve nicelerine diyoruz. En canlı örneklerden bir tanesi de kıymetli isim, sevgili dostumuz bir taraftan da bizim. Evet. Konya'da sizin adınıza, sizin nezdinizde, sizin varlığınızı bize neredeyse her gün hatırlatan isim, kıymetli Genel Başkan Yardımcımız Reşat Dal'da da canlı örnek oldu. Evet. Tüm temsilcilerimiz, tüm şubelerimiz adına size söz verdik. Sizi çok yormayacağız ama burada en azından kamera arkasında olduğu gibi birlikte dinlemeye ve istişarelerinize de açığız efendim. Her daim bize dahil olabilirsiniz. Şimdi Sayın Sebil Hanım, teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcılığı yaparken bir genel başkan yanında konuşmak bize çok düşmez. Ama dediğimiz gibi güzel biliriz. Bir temsil oldu. Tabii bu işin usulü, adabı da budur. Biz sadece kafa sallarız size. Başka bir şey yapmayız. Eyvallah. Reşat evet. Başkanım aynı zamanda da hem derneğimizin buradaki şubemizde görev yaptığımız zaman ve yaklaşık 4 yıldır da genel başkanlık yolunda çıktığımız yolda da bizi hiçbir zaman için yalnız bırakmamış. Hala da her türlü sorunda, sıkıntıda dile getiren, şubelerin ve temsilcilerin bize ulaştıran sözcüsü konumunda her sorunu, sıkıntıyı aynı anda kendi çözebildiğince, kendisi çözemediğinde de bizler aracılığıyla elimizden geldiği kadar dile getirmeye çalışıyoruz, çözmeye çalışıyoruz. Evet. Dedim ya, bize her gün hatırlatır Sayın Genel Başkanım. Yani karşılaşmalarımızda bizim diğer tarafta da, iş dünyasında da karşılıklı işte hem işe dair birlikteliklerimiz var, hem de Kanal 42 ailesiyle böyle yakınlığı var kıymetli başkan yardımcım. Bakın, elimdeki kalem bile bu aydan önce emanet etti. Bunu elinden bırakma. Ben mesela Ramazan gecelerinin bu yazımlarını genelde bu kalemle hep hatırlayarak yaptım. Bu bile ödev olarak bana gönderildi. Hiç unutulmaz, var olsun. Şimdi teşekkürlerimiz var. Onları unutmayalım dedi Reşat Başkanım. Evet. Onunla mı başlayalım? Onunla başlayalım. Çünkü başta sonsuz teşekkürlerimiz, varlığına hamd ettiğimiz Rabbi Teala'nın onlarla bizleri buluşturduğu dostlarımız, ailelerimiz, kıymetlilerimiz, evlatlarımız, anne ve babalarımız ve tüm yakınlarımız, iyi ki varlar ve tüm izleyicilerimizle birlikte size desteklerini esirgemeyenler var. Evet. Buyurunuz lütfen. Tabii ki bizleri bu göreve layık görüp kendilerinden birisi olarak bir evlat
olarak bizi tanıyan, bilen, öncelikle şehit anne babalarımıza, şehit bizleri onların sorunlarında her daim yanında olabilmek adına şehit eşlerimize yol gösterici olamasak da belki tam olarak her nefes alışverişlerinde de bir sorunu sıkıntısı var mı deyip yanlarında olmaya çalıştığımız şehit çocuklarımıza, gazilerimizin kendilerine ve ailelerine öncelikle teşekkür ederim. Bu konu üzerinde de işte az önce de bahsettiğimiz o istismarla ilgili konulara engel olmak adına Türkiye genelinde 123 bin sivil toplum kuruluşu içerisinden ilk 30'a bizi dahil edip sivil toplumla ilişkiler istişare kuruluna alan Sayın İçişleri Bakanımıza. Son dönemde hem Sayın İçişleri Bakanımız hem de Milli Savunma Bakanımız terörle mücadelede vermiş olduğu üstün başarılardan dolayı şehit ailelerimizin ve gazilerimizin eli olan, dili olan ve bana kardeşim mesabesindedir diyen Sayın Cumhurbaşkanımıza. Bizleri tabii o Ankara'da yalnız bırakmayan bütün işte Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımıza hepsine teşekkür ederiz. Ancak buradaki oluşumda da Konya'da hakikaten dernekte büyük emeği olan dernek yerimizin de elimizden tutup da bütün Konya'nın yüzü olarak gösteren önceki dönem Belediye Başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Akgül'e, her fırsatta yine yanımızda olan mevcut Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'a, ilçe belediye başkanlarımıza, işte Meram Belediye Başkanımız Mustafa Kavuş Bey'e, yarın konunuz olacak Hasan Kılca Bey'e, yine gelecekmiş herhalde konuğunuz olarak Selçuklu Belediye Başkanımız Ahmet Pek Yatırmacı'ya çok teşekkür ederiz. Bugün yapmış olduğumuz ziyaretlerde de Selçuklu Belediye Başkanımız inşallah Haziran ayında bir projeyle burada yaklaşık 200 tane Türkiye genelinden gelen şehit yakınları ve gazilerden oluşan bir heyetle Konya'da misafir etme sözünü yapacağız. Selçuklu'ya verdi. Yakışır. Tabii Selçuklu'ya yakışan bir misafirperverlik örneği olacak. Daha önce bunu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde vatan için candan geçen kadınlar diye bir proje üreterek işte aşkından, yarinden, evladından vazgeçen şehit analarına, gazi eşlerine hitaben bir program yapmıştık Uğur Başkanımızın sayesinde, desteğiyle. Şimdi de inşallah Selçuklu Belediye'mizde böyle bir organizasyon gerçekleştirir. İyilikler de paylaşılmalı. Evet. Paylaşıldıkça çoğalan inancımız bu. Acıların nasıl paylaşıldıkça azaldığını hissedersek iyilikler de paylaşılmalı. Bu bizim de şehrimizde güzel bir paylaşım kesinlikle gerçekleşiyor demek ki. Ve Konya valimiz demiştiniz. Evet, tabii kendisini ben daha önceden de tanıyorum. Kahramanmaraş'ta görev yaptığı süre içerisinde inşallah Konya valisi olursunuz demiştik. Biraz herhalde gönülden, içten gelen bir duaydı. Şimdi Konya valimiz hakikaten öyle güzel projelere burada imza attı ki her şehit ailesini ve gaziyi bir kurum amirine, kurumun müdürüne zimmetlemiş durumda Konya valimiz. Her sorununda ne zaman bana zaten kapıları açık ama bana her zaman ulaşamasanız da ilk ulaşacağınız kişi o kurumun amiri müdürü olacaktır deyip sürekli arayan kurum müdürlerimiz var. Şehit ailelerimizi, gazilerimizi hiç yalnız bırakmayan, onlara emanet eden bir valimiz var. Sağ olsun Vahdettin Özkan valimiz de bu konuda inanılmaz derecede duyarlı bir insan. Her fırsatta Türkiye genelinde de bunu görüyoruz bütün valilerimizde. Bu güzel projeler diğer illerimize de örnek olsun olabilir. İstiyoruz. Mesela Isparta var, ikinci kalbimizde hemen böyle örnek göstermek istediğimiz. Evet Sebil Hanım, o kadar güzel bir duygu ki bizler için. Tabii 19 Eylül Gaziler Günü Atatürk'e Başkomutanlık Meydan Muharebesi sonrasında gazilik unvanının verilmesinden kaynaklanan bir gün olması sebebiyle her ayın 19'unda ili bizim derneğimizden yönetiyor Isparta valimiz. Derneğimize geliyor. Bütün toplantılarını orada gerçekleştiriyor. Ziyaretçiler oraya geliyor. İmza için kendisine gelenler ilde derneğimize geliyor. Hem derneğimizin de
bir arada olmuş oluyor. Şehit aileleriyle, gazilerle, bütün amirler. Güzel projeler bunlar. İnşallah örnek olur. Bütün illerimize de bunun hep birlikte yansıtmış oluruz. Evet, çünkü bunun için paylaşıyoruz. Efendim, Isparta valimize saygı ve hürmetlerimizi iletiyoruz. Konya valimize de efendim, Ramazan gecelerinde de müsaitliği olmadığı için konuk edemedik ama bu ekranlardan bizi duyacaktır efendim. Burada ayrılmış gibi sonsuz şükranlarımızı iletiyoruz. Saygı ve hürmetlerimizi iletiyoruz. Burada olanları duyduktan sonra bize de hemen böyle geldi Sayın Valimiz de kamera arkasındaki o tatlı sohbeti dillendirelim istiyorum. Pandemi dönemiydi, hatta zor zamanlarda görev almıştı. Ama bir baktık hepimize selam verdi, selam aldı. Kanal 42 ailesini ziyaret etti. Daha sonra da ziyaretleri, paylaşımları oldu ama o gün mesela çok tatlı bir şey anlattılar. Normalde diyelim ki bir amirimiz geldiğinde ya da bir misafirimiz geldiğinde doğal olarak hepimiz bir fotoğraf ricasında bulunuruz. Biz orada eksik kaldığımızda Sayın Valimiz sizinle de fotoğraf çektirelim diye gençlerimizi yanına almıştı. Hala kulaklarını buradan da çınlatıyoruz. Teşekkür ederiz o samimi duyguları için. Bizim için de çok özeldir Sayın Valimiz. Şimdi şubelerimizin özeni, özellikleri, evet, ve şubelerimizin bizlere hatırlattıkları var. Evet, aslında sayısız şeylik yaşanmış. Hem sizin nezdinizde hem öncesinde. Yaşanmışlıklar var, projeler, yaşama geçirilmişlikler var. Aklımıza, gönlümüze gelenleri vakit ve zaman müsaitliğinde anlatıyoruz. Bununla birlikte gelecek projeler var. Evet. Bunlardan en kıymetlisi de hemen burada benim notlarım arasında Başkomutanlık Meydan Muharebesi Dumlupınar projemiz. Evet. Hazır siz Sayın Valimizi buraya davet etmişken ben de buradan bir davet de bulunmak istiyorum. İnşallah 100. yılda Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin Dumlupınar cephesinde yapılan, verilen o mücadele için biz de tüm şehit ailelerimizin ve gazilerimizin katıldığı bir çadır nöbeti şeklinde bir projemiz var 100. yılda. Kütahya'da başlayacağız. İşte Kocatepe'de, Afyon'dan yola çıkarak sonra Dumlupınar'da derneğimizin de şeref günü olan 26 Ağustos'ta inşallah bu projeyi gerçekleştirmek istiyoruz. Bu projede de tüm devlet erkanımızı, Cumhurbaşkanımızı, İçişleri Bakanımızı, Milli Savunma Bakanımızı, bütün bakanlarımızı orada bu projemizle inşallah Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde Dumlupınar'da görmek istiyoruz. Aynı zamanda bu Dumlupınar'dan kaynaklı esinlenen derneğimizin de bir patentini aldığı Şehit Sancaklar Anıtı'nı biz yaptırıyoruz. İnşallah onu da sizlere de tamamlayınca 100. yılda getirip sunmuş oluruz. O da bizi onore eder. Bütün devlet erkanını da Dumlupınar'da görmek istiyoruz sizlerin vesilesiyle. Efendim, Zafer'in Zafer gününde hep birlikte Dumlupınar'dan dünyaya, hem bu ülkeden inanışımızı, dünden bugüne vazgeçmeyişimizi, biz bağımsızız ve bağımsız yaşayacağız. İnşallah. Var olduğumuz sürece de biiznillah işte bu gençlerin varlığıyla ve sizin gibi vatan sevdalıları ve vatan sevdasına düşmüşlerin sevdalısı olan milletimiz var oldukça bir kez daha Dumlupınar'dan bu sözlerimizi hatırlayacağız, hatırlatacağız. Tüm dünyaya diyoruz o zaman. İnşallah hatırlayacağız hep birlikte. İnşallah. Nasip olsun, sağlıkla diyelim. Bir de Şehit Gazi Şube Müdürlükleri projemiz var demiştik. Onu da evet, bunu ilk burada daha önce Sebil Hanım 2014 yılında Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız dönemin Tahir Akyürek Başkanımızla birlikte hayata geçirdiğimiz bir proje vardı. Tabii biz hep diyoruz inşallah bu memlekete hiçbir şehit haberi gelmez. Ama şehit haberi gelindiği andan itibaren bizlere ve işte ilin ileri gelenlerine inanılmaz derecede iş düşüyordu. Bazen onların düşünemediklerini biz yaşadığımız için biz daha rahat tespit edebiliyorduk. Bazen bizim o duygusallıkla düşünemediğimizi onlar tespit edebiliyorlardı. Büyükşehir Belediye bünyesinde bir şehit ve gazi şube müdürlüğü kuralım diye bir talebimiz oldu. Bir proje gerçekleştirelim diye Sayın Başkanımıza. O dönem hiç bizi kırmadan 2014 yılında ilkini Konya'da başlattığımız bir projemiz oldu. Daha sonra işte bunu ben genel başkan olduktan sonra Türkiye geneline büyükşehir belediyelerine yayarak onların bünyesinde Ankara,
Balıkesir, Yalova, İstanbul, Gaziantep, Kayseri illerinde, işte Mersin illerimizde de şimdi şehit ve gazi şube müdürlükleri oluşturduk. Çünkü birebir de belediye başkanımıza bazen işlerinin yoğunluğu dolayısıyla ulaşılamıyordu. Veya başka işler oluyordu. Yapılması gereken acil durumlarda o şehit ve gazi şube müdürlükleri hemen devreye girerek hem şehit ailesinin sorununa birebir temas ederek çözüm sağlıyordu. Hem de ilin de bir o yüzü oluyordu. Evet. Yani o şube müdürlükleri işte az önce ilk bölümde anlattığım yıllar sonra babasının mezarını İstanbul'dan geldiler çocukları. Şehit mezarını burada buldular. O da Konya Büyükşehir Belediye'mizdeki görevli Şehit Gazi Şube Müdürlüğü'nün yardımlarıyla oldu. Bizim de elimiz ayağımız oluyorlar. Her türlü imkanlarını da bize sunmuş oluyorlar belediyeler. O yönden bu proje hakikaten çok önemli. İnşallah bütün illere nasip olsun. Nasip evet. Olur. Çünkü en küçüğünden en büyüğüne büyükler hedeflenerek projelendirilmiş. Dediğiniz gibi yoğunluğa mukabil gördüğümüzde ilklerin onların olması da tabii ki daha özenli ama gittikçe de dediğimiz gibi herkes yoğunlaşıyor. Örneğin bir Kahramanmaraş, bir Niğde, bir Nevşehir'de, bir Ağrı, bir Kars'ta, bir Adıyaman'da, evet. Bir Rize, Sinop'ta dahil olabilmeli. Çünkü en hassas konu bu. Görevlerinden daha öte böyle bir yüzün olması aslında şehirlerin adına gülen yüzler demek, kesinlikle. Onurlu yüzler demek. Tamam görev ama belki kamusal bir görev, bir görevlendirme ama yine nitelik olarak sizin söylediğinize geleceğiz. Evet. Gönül işi. Önem vermiş olduğu önem de çok rahat anlaşılıyor. Evet. O gönlünü de görmüş oluyoruz yani o yöneticilerin de. Çünkü ili yönetmek illaki zor, çok zor iş. Ama gönüllere girmek çok daha zor iş. Hele de o gönlü yaralı olanların gönüllerine girebilmek, küçücük de olsa merhem olabilmek. Dedik ya insanız, unutuyoruz. En büyük özelliğimiz maalesef ki unutmak. Bazen en kıymetli olanı, çok iyi ve çok güzel şeyleri unutuyoruz. Bazen hiç unutmamamız gerekenleri, acıları, bazen de insan oluşumuzu bile unutuyoruz. Geçen bölümde sevgili Kezban Bayık'la bunu paylaşmıştık. Unutmalarımızı unutturmamak adına birbirimize hatırlatmanın yolları ve yöntemleri bunlar. Ki siz asla unutulmaya gelemeyecek bir kanalsınız. Asla unutulmaya mümkün olmaması gereken bir durumdasınız, bir konumdasınız. Çünkü sizlerin varlığını geleceğe taşımak da bizim görevimiz. Yani siz nasıl bir STK olarak kendi varlığınızı gün ve gün geliştirerek ve el uzatarak, gönül uzatarak, kalplerle birlikte olarak uzatıyorsanız biz de aynı şekilde size olan desteklerimizin kanallarını ve kapılarını daha çok çoğaltmalıyız. Şimdi bizim atalarımızın dedik yani bu toprakların kültürü bu. İşte bugün canlı örnek az önce söylediklerinizin tamamından ben de onur duydum bir Konyalı olarak. Konya bu tarz durumlarda gerçekten kendine yakışan kadim başkentliğe, Selçuklu kültürüne, ata topraklarına yakışan şeyleri yapabilen bir örneklikti. Bunu da canlı aktarma vesilemiz oldunuz. Size de çok teşekkür ediyoruz. Bütün bunlarla birlikte Ramazan gecelerinin... Evet. Oraya gelmeye biraz şöyle dolaşıyorum ama... Hazır unutmak deyince isterseniz ben buyurun. Bir konu anlatayım. Tabii biz bu ilk derneği Konya'da kurarken bize hep şöyle deniliyordu. İşte bağımsızlık mücadelesi vermemiş, işte işgal görmemiş topraklarda bu duyarlılık birazcık daha az. Konya'da bunu çok belki göremezsiniz, sağlayamazsınız. Demişti bize bu derneğin ilk şubesini burada açarken. Ama bilmiyorlardı ki işte İstiklal Savaşı'nda ve terörle mücadelede en fazla şehit veren illerin başında Konya'nın geldiğini. Biz dedik ki hayır bizim memleketimiz, bizim insanımız daha duyarlıdır diye. Ve elhamdülillah çok ileri seviyelere getirdi. Burada sivil toplum kuruluşunu gönüllülükten de üste bir vazife gibi gördü yöneticilerimiz de. O bir de bir diğeri de yine Ramazan'la ilgili unutulmak dediniz. Biz gaziler tabii belli bir mücadeleyi verince
yaşayışlarımız yaralandıktan sonra 180 derece değişikliğe uğruyor. Biz görev yaptığımız esnada veya vatani görevimizi yaptığımız sırada işte genciz, sportmeniz, yeri geliyor. Futbol maçından çıkıyoruz, operasyona gidiyorduk. Öyle günlerimiz oluyordu ki haftada birkaç kere kendi aramızda o bölgenin stresini atabilmek için böyle müsabakalar düzenliyorduk hatta. O yoğunluktan işte operasyonlar olduğunda, terörle mücadelenin en dolu dizgin gittiği zamanlarda yeri geliyordu sırt çantasıyla 40 kilometre yol yürüdüğümüzü biliyoruz. Aç susuz kaldığımız günleri biliyoruz. Allah devletimize zeval vermesin. Olmadığından değil ama ulaşma konusunda veya faaliyetin gizliliği konusunda yeri gelip aç kaldığımız zamanlar da oldu. O kadar yoğun bir gündemden çıkıp da işte yaralandıktan sonra 6 ay hiç kalkmadan yatağa bağlanmak ve sürekli o tedavi, doktor, hastane, o stres, sıkıntıyı yaşamak bizim gazilerimiz arasında da bayağı bir böyle psikolojik olarak da bir çöküntü olduğu bir dönemdi. Konya'ya geldim. Tabii evim Şırnak'ta. Kendim yaralandım. Ankara'da tedavi görüyorum. Konya'ya geliyorum. Düşünün yataktan kalkamıyoruz. Hareket etme zorluluğumuz var. Toplu ulaşım araçlarıyla tedavi için Ankara'ya gitmemiz hemen hemen imkansız. Özel araçlarla gidiyoruz, geliyoruz. O dönemde evin içinde sürekli yatıyoruz. Artık bir 6 ay geçti. Koltuk değnekleriyle evde hareket etmeye başladık. Ya kendi kendimize sorguluyoruz. Unutulduk. İşte ilk yaralandığımızda bir ay içinde hemen hemen her gün bizi arayan arkadaşlarımız, beraber cephede savaştığımız o bölgedeki arkadaşlarımız, omuz omuz olanlar arıyordu. Soruyorlardı. Komutanlarımız arıyordu. Devlet erkanından arayanlar oluyordu. Bu tabii aylar geçtikçe biraz daha azalmaya başladı. Her geçen gün biraz daha azaldığında 6 ay sonrasında ya acaba unutulmaya mı başladık dedik. Bir Ramazan günü. Hiç unutmuyorum onu. Tam böyle kendi kendime bir çöküntü içindeyken ya unutulduk, vefa herhalde eksilmeye başladı derken kapı çalındı. Tabii ben kapıyı açma ihtimalim yok. Çocuklar kapıyı açtı. Baba seni iki tane genç birileri çağırıyor. Mustafa Işık'ın evi burası mı dediler. Seni görmek istiyorlar. Tabii ya zor zor doğrulduk. Koltuk değnekleriyle kapının önüne kadar geldim. İki tane 20-21 yaşlarında böyle genç bir yiğit tabiriyle kullanayım. Bir topuk selam verdiler. Komutanım doğum gününüz kutlu olsun dediler. Yani o Ramazan günü hem çok duygulandık, gözyaşlarını da tutamadık. Hala unutulmamışız. O vefa bu millette var. Beni Şırnak'tan gönderdiler. Şırnak Milli Komando Taburu'ndan bütün arkadaşlarınız doğum gününü kutluyorlar diye elinde bir pastayla. Yani çocuklar da ağladı. İçeriye davet ettik. İşlerinin olduğunu söylediler. Gittiler ama ya biz o gün o son bir ayda yaşadığımız o buhranı hep birlikte atlatmış olduk. İşte Ramazan hani paylaşmak, hatırlamak, unutulmamak, kardeşlik dediğimiz o gün bunu ben çok net yaşadım. Böyle bir Ramazan en güzel var. Şekilde yaşatmış. Evet. İşte hem bize mutluluk verecek, sonucu mutluluk verecek bir anı. Ama bir taraftan da sizinki çok daha duygusal ve duysal yanı olduğu için dediğim gibi o soruyu sormaya ben zorlanmıştım. Şehit ailelerimizle, gazilerimizle sürekli beraberliğiniz, Ramazan birliktelikleriniz oluyor ve devam da ediyor. Mesela bugün de oradan oraya hem ziyaretlerle birlikte hem de işte o sofraları paylaşmaya ya da o anları paylaşmaya, ihtiyaçları giderme zamanlarınız vardı. Bunların da özelleri vardır mutlaka. Var mı şöyle hatırladınız? Tabii ki şimdi çoktur zaten. Biz sayısızdır tahmin ediyorum. Birlikte olmaktan hakikaten mutlu oluyoruz. Paylaşıyoruz. Daha çok hem anılarımızı paylaşmış oluyoruz. Ve burada da bir emeğimiz var 10 yıl birlikte olmaktan dolayı. Bir gün bir şehit babasına
ziyarete gittik bir Ramazan ayında. Yani iftara kalamasak da gün içinde muhakkak ziyaretlerine gidiyorduk. Şöyle bir kelime kullandı, onu hiç unutmuyorum. Bir gece bir fotoğrafın altında sabahlamak nedir siz bilir misiniz dedi. Yani bunun tarifi yok. Bir gece bir fotoğrafın altında sabahlamak. Yani bunu siz sahura kadar deyin ya ertesi gün sabaha kadar deyin. Çünkü gelir mi ki umuduyla? Acaba dediğinde veya işte rüyamda göreyim en azından onunla mutlu oluyum diyebildiğini. Hakikaten çok zor. Uyumayan gözler uykuya bile ihtiyaç duyuyor. O bir hayali maalesef bir anlık görebilmek adına. Ama onunla paylaşmak aynı sofrayı, aynı sohbeti, aynı muhabbeti yapabilmek, onun bir yarasına merhem olabilmek, ya inanılmaz bir duygu. Hepsi özel anı dediğim çok gibi sizler için hem hassasiyeti olan anılar hem de duygusal tarafları olan anılar. Ama bir taraftan da dediğiniz gibi paylaştığınız o anda en önemlisi omuz omuza oluşum verdiği o mutluluk ve onur var. Ve burada şube başkanlığı yaptıktan sonra genel merkezde görev alalım düşüncemiz oluştuğunda ya hep şunu diyordum, 10 yıl boyunca burada şehit ailelerimiz ve gazilerimizle bir araya geldik. Benden daha iyi onları anlayabilecek birisi yoktur diyordum. Diyordum ama. Çünkü acıyı ortak biliriz. Ta ki şöyle bir olay oldu. O dönem kendi oğlum ellerinizden öper. O da Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapmak için askeri okula kendi ellerimle teslim ettim Kocaeli'de Derince'ye. 9 saatlik bir uzun bir yol, bitmek tükenmek bilmeyen bir yol vardı dönüşte Konya'ya. Ve 9 saat boyunca hep içten içe bir üzüntü, bazen gözyaşlarını tutamama, o hüzünle birlikte Konya'ya geldik. Allah'ım vakit geçmiyor. Yani diyorum ki evet Konya'da hiçbir şehit ailesini ve gazi benden daha iyi anlayan hiç kimse yoktur diyordum. Ta ki oğlumu oraya bırakıp gelene kadar. Bırakıp döndüğümde evet yaşadığını biliyorum, nerede olduğunu biliyorum, istediğim zaman sesini duyabiliyorum, nefes aldığını biliyorum. Düşüncesi vardı. Ancak Konya'ya geldiğimde dedim ki ya ben gene sesini duyabiliyorum, onun yaşadığını biliyorum. Demek ki ben de bu kadar şehit ailelerini anlayamamışım. Yani benden daha iyi anlayan biri yoktur derken ben evet şimdi daha iyi anladım onları. Yaşadığını bilmeme rağmen yani sadece düşüncesi bile kesinlikle anlık bir korkusu, vehameti bile, evhamı bile insanı nerelere götürüyor. Yani işte o yüzden de inanın genel başkan olduğumdan beri her bayram her ilden yetişemiyorum. Keşke yetişebilsem ama her ilden bir şehit annesini, bir şehit babasını, bir şehit eşini, bir gazi muhakkak telefonla arayarak bayramlarını kutluyorum. Yanlarımda olmaya çalışıyorum en azından sözle veya yürekle. İşte bir kelam, bir ses, bir nefes bazen yetiyor. Sayın Genel Başkan Yardımcım, bizim sohbetimize dinleyici olarak katılmanız zaten büyük bir onur. Az önce de telaffuz ettiniz efendim, Sayın Genel Başkanım varken biz zaten bu konumda yeterli görüyoruz kendimizi diye ama yavaş yavaş programımızın da sonuna doğru geliyormuşuz. Kıymetli zamanlar böyle çok hızlı geçebiliyor. Yavaş yavaş sona doğru giderken ben yine bir size söz uzatmak istiyorum. Var mı efendim eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz? Tek dileğimiz şu olabilir bizim: Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Amin. Bir ölür, bin dirilir. Teşekkür ederim sevgili hanım. Sağ olun. Allah, çok teşekkür ederiz. Evet Sayın Genel Başkanım, burada bana da gelen mesajlar vardı. Şimdi tabii sizinki sayısız, sizinkine o yüzden çok fazla dönemiyoruz ama burada küçük bir
ahde vefa var. Onu paylaşmak istiyorum. İbrahim Işık Başkanım var. Züccaciyeler Oda Başkanımız muhtemelen tanırsınız. Hayırlı akşamlar diliyorum. Bu tür derneklerde görev alırım. 23 yıldır yine farklı STK'larda ve vakıflarda görev alıyorum. Ama bana da bir görev düşerse buradayım demiş. Teşekkür ederiz kıymetli başkanım. Onun gibi yine ulaşan dostlarımız var. O vebal bizde kalmasın istedik. Evet, yavaş yavaş dediğim gibi programımızın, kıymetli zamanımızın sonuna doğru gelmek üzereyiz. Şöyle son 5 dakikaya doğru gidiyoruz. Grup sadakatimize söz vereceğiz ama henüz değil. Biraz daha bekleteceğiz sizi. Burada şöyle notlarıma bakıyorum Sayın Genel Başkanım. Notlarımda hatırladıklarımızdan unutmamışız. Ama sizin gönlünüze gelen ilave etmek istedikleriniz vardır mutlaka. Onları rica ediyorum efendim. Şöyle söyleyeyim. Tabii ki ismini belki anamayıp da teşekkür etmemiz gereken inanılmaz dostluklarımız oldu Konya'da. Ben Konya'ya ilk yaralanıp geldiğimde gündüz de bunu bahsetmiştim arkadaşlarımıza. 40 kişi beni tanıyordu. Evet. Bizim bu sivil toplum kuruluşunun, derneğimizin, şehit ailelerimizin, gazilerimizin bize en büyük sağladığı yarar binlerce dostlarımız oldu. Ben şöyle anlatıyorum, şehir dışına da çıktığımda Konya'ya beni ilk geldiğinde 40 kişi tanıyordu. Şimdi belki Konya'nın %40'ı bizi tanıyor, ülkenin %4'ü tanıyor belki. Ama insanları tanımak, dost edinmek, onların vesilesiyle hiç olmazsa bir hayır kelamı almak da bize bir onur veriyor. O yüzden ismini de hatırlamadığım birileri varsa haklarını helal etsinler. Evet. Biz hizmet etmekten, onlara emek vermekten, yeri gelip ailelerimizden, çocuklarımızdan da vakit çalarak bu camiaya, bu onurlu camiaya gönül vermiş biri olarak gurur duyuyoruz, onur duyuyoruz. Yine gücümüz yettiğince de o yaralarına merhem olmaya devam edeceğiz. Evet. Zaten kapı kocaman. Dev bir ailenin kapısız kapısı, hep açık olan kapısı, çünkü gönül kapısı. Paylaştığımız acıların azalması, güzelliklerin çoğalması adına açılmış bir kapı, eyvallah. Mutlaka o kapıyı zaten çalanlar, birlikte olanlar, ihtiyacı olanı ya da işte o kelamı, o sevgiyi paylaşanlar var. Ben size sorayım hazır buradayken. Kıymetli Başkan yardımcım vesile oldu. Müşerref olduk. Çok adınızı duyduk. Dediğim gibi yayınlarda bahsettik. Kamera arkasında bahsettik. Geçen canlı yayındandık. Bu kalemle efendim 15-16 gündür anmayı ihmal etmiyoruz. Nasip oldu dedik ya. Demek ki bu dua olacakmış. Müşerref olduk. Sizin nezdinizde tüm kıymetlilerimize bir nebzede katkıda bulunabildiysek zaten onur duyduk. Sizin onlardan istediğiniz nedir? Yani bu isim altında olan ya da yakın olanlar, Türkiye Harp Mağlulu Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneğimizin kıymetli üyeleri ya da ona dair olanlardan bir isteğiniz var mı efendim? Bunu zaman zaman hep bir araya geldiğimde bütün üyelerimle mümkün olduğunca konuşuyorum. Bizler mağdur bir topluluk değil, mağrur bir topluluğuz. Vatanı, bayrağı ve inandığı kutsal değerler uğrunda can vermiş, bir parçasını bırakmış insanlarız. Asla aciz değil, tam tersi o onurlu duruşumuzu herkese göstermek zorundayız. Bu kutsallar bizim için hakikaten çok değerli, çok önemli. Bütün üyelerimize buradan sesleniyorum. Bu onurlu duruşumuzu, bu vakarımızı hep koruyalım. O zaman bizim istediklerimiz, bizim yanımızda olanlar hep devam edecektir, devamı da sağlanacaktır. Evet. Gerçekten tek vücut olmak da, aynı şekilde o vücudu onurla taşımak da işte bu güzel mesajla gerçekleşecektir. Söylediğim gibi sürçülisan eylemişizdir biz de bugün akşam. Eksik kalmışızdır muhakkak. Öncelikle tüm bizimle birlikte olan
o gönüllerden özür dileriz efendim. Affola deriz. Kıymetli izleyicilerimizden özür dileriz. Eksik kaldıysak eğer. Size bir kez daha sonsuz teşekkürler etmek isteriz. Öyle ki yine vesile olduğunuz için efendim ben bir kez daha size sonsuz teşekkür ediyorum. Yine yenilerinde buluşmak temennisiyle Kanal 42 vesilesiyle ya da bireysel olarak efendim başımız üstüne baş tacısınız. İyi ki varsınız. Varlığınız daim olsun. Sağlık sıhhatiniz daim olsun. Sizin nezdinizde tüm üyelerimizin, tüm birlikte olması gerekenlerin efendim ne ihtiyaçları varsa biz buradayız. Burada olmaya devam edeceğiz. Ayaklarınıza sağlık diliyorum tekrar. Teşekkür ederim. Az önce yine bir haber daha aldık. Maalesef üzücü bir haber. Bir şehidimiz daha var ülkede. Allah onları inşallah aileleriyle birlikte cennette kavuştursun. Amin. Bizleri de onların şefaatinden mahrum eylemesin. İnşallah biz onları ruhu şad, mekanları cennet olsun diyoruz ama makam-ı âlide de en iyi yerlere sahip olduklarını biliyoruz. İnşallah bizler de onların uğrunda feda ettiklerini konular hakkında biz de o uğurda yaşamaya devam edeceğiz. Amin inşallah. İyi ki varsınız, tekrar var olursunuz diye çok teşekkür ederim efendim. Kıymetli konuklarım, Türkiye Harp Malulu Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Genel Başkanım Sayın Mustafa Işık Beyefendi ile birlikte efendim. Bize ikinci bölümde katılan ve bizi kırmayan teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Reşat Dalda ve sevgili Grup Sadakat bizlerleydi. Sizler bizlerleydiniz kıymetli izleyicilerimiz. İyi ki varsınız, her daim var olasınız diye temenni ediyorum. Efendim MUBAŞ'ın katkılarıyla gerçekleştirdik bu akşamki bu özel yayını, bu özel Ramazan geceleri bölümümüzü. Çok teşekkür ederiz katkılarından dolayı. Tüm kıymetli yönetim kurulu başkanıma ve tüm yönetime keselerine bereket diliyoruz efendim. İyi ki orada olanlar, var olanlar, varlığı daim olsun diye temenni ettiğimiz kıymetli izleyicilerimiz. Yarın akşam saat 22'de yine bu güzel mekanda, Kanal 42 stüdyolarında, canlı yayınlarımızda ve sosyal medya sayfalarımızda sizlerle birlikte yeni konuğumuzla Ramazan gecelerinde birlikte olacağız inşallah. O dakikaya kadar, o vakte kadar o güzel temenniyle tamamlamak istiyoruz programımızı Grup Sadakat'e ulaşmadan önce. İman, emniyet, sağlık, afiyet, bolluk, bereket, şeref, izzet, idrak ve velayet sizlerin ve bizlerin olsun. Daim sıhhat ve afiyette kalasınız temennisiyle en güzele, en özele, bir olana, biricik olana, tek olana, yüce yaradana emanet ediyoruz sizleri. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, hoşgörüyle kalınız efendim. Sabırla beklenen gün yakın, unutma. Her baharı bir çiçek müjdeler, sabırla beklenen gün yakın, unutma. Biz aşk ile yolları, dağları, çağları aşmışız, bir ömür yılmayız. Hep tek yürek, tek bilek, bir olup el ele vermişiz, hak için buradayız. Biz aşk ile dağları, çağları, ağları
aşmışız bir ömür yılmayız. Hep tek yürek, tek bilek, bir olup el ele vermişiz hak için yıldayız. Şarkısı başlıyor. Zalimlerin zulmüne dur dedik, şimdi mazlumların yüzleri gülüyor. Her baharı bir çiçek müjdeler, sabırla beklenen gün yakın unutma. Her baharı bir çiçek müjdeler, sabırla beklenen gün yakın unutma. Biz aşk ile yolları, dağları, çağları aşmışız, bir ömür yılmayız. Hep tek yürek, tek bilek, bir olup el ele vermişiz hak için buradayız. Biz aşk ile yolları, dağları, çağları aşmışız, bir ömür yılmayız. Hep tek yürek, tek bilek, bir olup el ele vermişiz hak için buradayız.